Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Oppo'nun yine uygun fiyatlı modellerinden biri olan A55'i inceleyeceğiz. İncelememize başlamadan önce arkadaşlar, dilerseniz kutu içeriğimize bir göz atalım. Bakalım Oppo A55'i aldığınızda kutunun içerisinden neler çıkıyor? Zaten şurada telefonumuz var, bunu biliyoruz. Fakat telefon haricinde kutudan neler çıkıyor? Bir de dilerseniz bunlara göz atalım. Şöyle hemen kutumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar, kutumuzu açtık. Şurada bir adet arkadaşlar silikon kılıfımız geliyor. Bu son dönemde zaten Oppo cihazlarında görmeye alışık olduğumuz bir şey. Ne yapıyorsunuz? Bu telefon için kılıf aramanıza gerek kalmıyor. Direkt olarak kutudan çıkan silikon kılıfı kullanabiliyorsunuz. Burada bir adet hızlı şarj adaptörümüz var. Zaten Oppo denildiğinde aklımıza gelen ilk şeylerden birisi de aslında hızlı şarj diyebiliriz. Günümüzde pek çok üretici artık kutu içerisine adaptör bile koymuyor. Bu açıdan baktığımızda Oppo'nun kutu içerisinde bizlere 18 Watt'lık hızlı şarj adaptörünü sunması önemli bir artı diyebiliriz arkadaşlar. Burada Type-C kablomuz var arkadaşlar ve Type-C kablomuzun yanında bir sürpriz daha var. Nedir o da? 3.5 milimlik kulaklığımız. Burada bir kablolu kulaklığa yer verilmesi bence güzel olmuş. Çünkü artık son dönemde özellikle orta segmentte yer alan telefonların neredeyse hiçbirinden kulaklık çıkmıyor. Hatta pek çok marka üst segmentteki cihazlarına bile artık kulaklık yerleştirmiyor. Dolayısıyla burada Oppo'nun kulaklık koyarak hoş bir sürprize imza attığını söyleyebiliriz sizlere. Evet, kutu içeriğimiz bu şekildeydi. Şimdi kutumuzu şöyle tekrardan kapatalım ve dönelim telefonumuzun bizlere neler sunduğuna. Evet arkadaşlar, dilerseniz en önce telefonumuzun tasarımı ile incelememize başlayalım. Burada gayet şık bir cihazın bizleri beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şunu size baştan belirteyim. Bizlere gelen renk arkadaşlar ışıltılı siyah olarak geçiyor. Bu rengin dilerseniz bir de gökkuşağı mavisi var. Yani iki farklı renk seçeneğinin olduğunu sizlere baştan belirtelim. Telefonumuzun ön kısmına baktığımızda bizleri delikli ekran tasarımına sahip bir panel karşılıyor. Burada Oppo 6.51 inçlik bir IPS LCD ekran tercih etmiş. Bu ekranın çözünürlüğü arkadaşlar 720x1600 piksel ve bu panel bizlere ortalama olarak 480 nitslik bir parlaklık sunuyor. Maksimum parlaklık ise 550 nits arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuzun çerçevelerine. Sizin de gördüğünüz gibi yan ve üst çerçevelerin oldukça ince tutulduğunu söyleyebiliriz. Alt çerçeve ise yan ve üst çerçevelere nispeten biraz daha kalın. Fakat burada çok gözü rahatsız edecek bir kalınlığın olmadığını sizlere belirtelim. Telefonun tutuş hissiyatı son derece güzel arkadaşlar. Burada benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de telefonun hayli hafif olması. Burada 193 gramlık bir ağırlıktan bahsedebiliriz ki günümüzde artık 193 gramlık ağırlığa sahip çok fazla telefon kalmadı. Bu açıdan baktığımızda telefonun hayli hafif, tutması kolay, konuşması kolay ve rahat taşınabilir bir seviyede olduğunu sizlere belirtelim. Şimdi biliyorsunuz günümüzde uzun telefon görüşmeleri yapabiliyoruz. Eğer telefon çok ağır olursa bir zamandan sonra elimiz ağrımaya başlayabiliyor. Burada Oppo A55'in hafif yapısıyla ve ele oturan tasarımıyla gayet modern bir çizgide olduğunu sizlere belirtebiliriz. Telefonumuzun arka tarafını çevirdiğimizde bizleri dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış üçlü ana kamera modülü karşılıyor. Burada arkadaşlar özellikle 50 megapiksel ifadesine dikkat çekmek istiyorum. Zaten burada direkt olarak 50 megapiksellik bir kameranın varlığı da kamera modülüne işlenmiş durumda. Şurada gördüğünüz gibi yatay olarak yine Oppo yazısı burada belirtilmiş. Ve az önce de belirttiğim üzere rengimiz ışıltılı siyah olarak geçiyor. Bu rengin ışıltılı siyah olarak isimlendirilmesinin temel sebebi arkadaşlar, cihazı şöyle ışığa tuttuğunuzda sanki böyle üzerinde simler varmış gibi bir ışıltı sunması bizlere gerçekten hoş bir görüntü sağlıyor. Bu kapak tasarımının önemli özelliklerinden bir tanesi de parmak izi bırakmıyor oluşu. Yani cihazı şöyle tuttuğunuzda vesaire arka tarafta herhangi bir parmak izi kalmıyor. Bu da bizler için önemli bir unsur. Çünkü biliyorsunuz bazı telefonlarda çok fazla parmak izi bırakabiliyor arka yüzey. Dolayısıyla bu da kullanıcıyı bir yerden sonra rahatsız ediyor arkadaşlar. Burada Oppo'nun bu tarz bir kapak tasarımında kullanması bence gayet hoş olmuş. Şimdi gelelim telefonumuzun yan kısmına.
Burada gördüğünüz gibi bir power tuşumuz var. Yani telefonu kendinize doğru tuttuğunuz zaman power tuşu sağ tarafta kalıyor. Bu power tuşunun aynı zamanda parmak izi okuyucu görevini üstlendiğinde sizlere belirtmiş olalım. Bu parmak izi okuyucusu gayet hızlı çalışıyor arkadaşlar. Yani bastığınız anda telefonu açıyor ve herhangi bir ikiletmeye de ihtiyaç duymadı. En azından ben telefonu kullandığım süre içerisinde direkt olarak parmağımı okuttuğum anda telefonu açtı. Yani işte parmak izi okunamadı ya da yanlış parmak izi gibi bir uyarı almadım. Sonuç olarak parmak izi okuyucusunun gayet stabil ve iyi bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim sizlere. Sol tarafta ise ses açıp kapama ve sim kart girişimiz bulunuyor. Alt kısımda ise arkadaşlar Type-C şarj girişimiz ve onun hemen yanında da 3.5 mm'lik kulaklık girişimiz yer alıyor. Telefonun tasarımı genel anlamda başarılı diyebilirim. Özellikle bu fiyat kalibresindeki telefonlara baktığımızda cihazın gayet başarılı bir performans sunduğunu da sizlere söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, tasarımdan bahsettiğimize göre şimdi sıra geldi telefonumuzun bizlere sunduğu özelliklere. Direkt olarak şunu söyleyebiliriz sizlere. Bu cihazda Oppo orta segmente hitap eden bir teknik özellik tablosu çıkarmış karşımıza. Baktığımız zaman cihazda MediaTek tarafından üretilen Helio G35 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz ki bu yonga seti biliyorsunuz ağırlıklı olarak orta segment cihazlarda karşımıza çıkıyor. RAM tarafında 4 GB'lık bir RAM opsiyonumuzun olduğunu görüyoruz ve dahili depolama alanında da 64 GB'lık bir kapasiteye yer verilmiş. Şunu sorabilirsiniz, ya bu kapasite bana tam olarak yetmeyebilir. Hani 64 GB'lı genişletmemin bir imkanı var mı? Hemen belirtelim arkadaşlar. Dilerseniz 64 GB'lık dahili depolama kapasitesini 256 GB'lık bir kartla destekleyebilirsiniz. Yani micro SD kart alarak, 256 GB'lık bir micro SD kart alarak telefonunuzun depolama alanını çok daha fazla arttırabilirsiniz. Şimdi gelelim cihazımızın sunduğu performansa. Bu telefon kutudan çıktığı zaman ColorOS 11.1 arayüzüyle geliyor arkadaşlar. Bu arayüzün gayet sağlıklı bir arayüz olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz zaten Oppo'nun arayüz tarafında rakipleri gibi sorunları yok. Yani ColorOS'in özellikle Android tarafındaki rakiplerine göre gayet stabil bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz sizlere. Cihazımızda Android 11 yüklü. Önümüzdeki süreçte Android 12 alır mı almaz mı? Bunu zaten Oppo kullanıcılarına belirtecektir. Şimdi arkadaşlar, kameradan vesaire bahsetmeden önce telefonumuzun performansından biraz sizlere bahsetmek istiyorum ben. Biliyorsunuz günümüzde artık oyun tarafı da mobil kanada doğru kaymış durumda. Dolayısıyla bunu alanlar acaba hani ben bunda iyi oyun oynayabilir miyim? Hani popüler böyle Battle Royale tarzı oyunlar var. Biliyorsunuz PUBG gibi, Call of Duty Mobile gibi, işte Fortnite gibi. Bunları oynayabilir miyim? Bunlarda telefonum ısınır mı diye merak ediyor olabilirler. Hemen ona da cevap verelim. Biz bu telefonu arkadaşlar Call of Duty Mobile yükledik. Biliyorsunuz o da her anlamda oyuncuları çeken bir yapım. İçinde Battle Royale tarzları var. Bunun yanında 5'e 5 kapışmalar var vesaire. Bu oyunda telefon herhangi bir ısınma olmadan gayet başarılı bir performans sundu bizlere. Tabii günün sonunda diğer telefonlar kadar ısınıyor mu? Isınıyor, evet. Yani şöyle telefonu tuttuğunuzda arka tarafta bir ısınma olduğunu hissediyorsunuz. Ama bu ısınma rahatsız edecek seviyelere asla çıkmıyor. Yani rahatlıkla telefonda saatlerce oyun oynayabiliyorsunuz. Örneğin ben bunda yaklaşık olarak bir 45 dakikalık bir Call of Duty Mobile deneyimi yaşamıştım. Bu süre boyunca telefonda herhangi bir kasma donma vesaire yaşamadım. Oyundan atma gibi sorunlarla da karşılaşmadım arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu telefonu alacağım ama oyun tarafında bana sorun çıkartır mı diye düşünüyorsanız asla böyle bir sorun çıkmayacağını sizlere belirtebiliriz. Telefon performans açısından sizlere bekleneni sunuyor. Peki telefon görüşmeleri tarafında nasıl bir performans sunuyor? Telefon görüşmelerinde de gayet sesin karşı tarafa net bir şekilde gittiğini, sizin de karşı tarafı net bir şekilde duyduğunuzu söyleyebilirim. Yani telefondan kaynaklı herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sesi yeterli seviyede net bir şekilde alabiliyorsunuz. Aynı şekilde sesiniz de karşı tarafa net bir şekilde gidebiliyor. Ama günün sonunda baktığınız zaman arkadaşlar telefon görüşmelerindeki ana faktörlerden birisinin hat olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada hattan kastımız ne? Tabii ki sizin mobil operatörünüz. Dolayısıyla mobil operatörünüzün çektiği noktada Oppo A55 size en yüksek performansı sunacak diyebiliriz. Şimdi gelelim telefonumuzdaki diğer önemli kriterlerden biri olan kamera olayına. Az önce de belirttiğim gibi arkadaşlar bu telefonun arka yüzünde 50 megapiksellik bir
ana kameramız bulunuyor. Burada 1.8 diyafram aralığına sahip 26 milimlik geniş açılı bir merceğimiz mevcut. Buna 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor arkadaşlar. Bu ana kamera modülü ile 1080p çözünürlükte 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ön tarafta ise arkadaşlar bizlere 16 megapiksellik bir selfie kamerası eşlik ediyor. Selfie kamerasının çözünürlüğünün de gayet başarılı, gayet yüksek olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Evet arkadaşlar, ana kamera özelliklerimiz bu şekilde. Peki gerçekte bu kamera bizlere neler sunuyor biliyorsunuz. Günün sonunda kağıt üzerinde yazan değerlerin bizler için çok fazla bir anlam ve önemi olmuyor. Bakalım gerçekte bu telefonun kamera performansı nasıl? Dilerseniz şimdi A55 ile çektiğimiz fotoğraf ve videolara beraber göz atalım. Şimdi gelelim telefonumuzun batarya tarafına. Burada Oppo telefonun şarj süresini uzun tutmak için 5000 mAh'lik bir batarya kullanmış. Açıkçası hani 5000 mAh'lik bir batarya olduğunu duyduğumda ben şaşırdım. Çünkü dediğim gibi telefon elime hayli hafif gelmişti. Dolayısıyla bu hafiflikte bir telefonun 5000 mAh'lik bir batarya ile gelmesi beni biraz şaşırttı arkadaşlar. 5000 mAh'lik batarya 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisiyle destekleniyor. Dolayısıyla telefonunuzu şarja taktıktan sonra böyle bir 10-15 dakika içerisinde o günü çıkaracak şarj seviyesine ulaşmış oluyor. Tabi burada bütün gün oyun oynamaktan vesaire bahsetmiyoruz ama nedir? Arayanlar size ulaşır, siz aradıklarınıza ulaşırsınız. Telefon sizi bir gün boyunca rahat bir şekilde idare edebilir. Genel olarak baktığımızda telefonun beklentileri karşılayacak bir kalibrede olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ColorOS'in kendine özel, kendine has özellikleri de mevcut. Daha önce kanalımızda ColorOS'in 5 bilinmeyen özelliği şeklinde bir video yayınlamıştık. Dilerseniz bu videoya bakarak ColorOS'in kullanıcılara neler sunduğunu daha net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Oppo A55 şu anda Türkiye'de 3.499 Türk lirası fiyatıyla satışta. Eğer orta segmentte başarılı bir cihaz almak istiyorsanız, ihtiyaçlarınızı karşılayan bir telefon almak istiyorsanız A55'e göz atmanızı tavsiye ederiz. Önümüzdeki süreçte başka videolarda beraber olmak üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.